Böyle reklam çıkıyor mu? Geri gör. Çıkmıyor abi. Bu arada milattan önce 570 diyor. O da yanlış. Evet. Doğum tarihini bile bilmiyor. Videoya daha başlamadan bir ilk safsata geldi. 570 diyor ama Pisagor 580'de doğuyor. Yani daha başlamadan bile safsata var videoda. Neyse devam edelim. Pitagoras tarihteki en kafa karıştırıcı kişilerden bir tanesi benim fikrime göre. Retorikle başladı neyse. Retorik diyor. Çünkü... Evet, retorikten başladı. Devam. Bir yanıyla Einstein vari bir şekilde bir deha ama öte yandan da baklagil yemeği yasaklayan bir cemaat lideri. Yanlış konuşuyor. Evet. Dinsizliğini başlattı yine. Cemaat lideri yine bir safsata. Ayrıca baklagil yememeyi ondan şey yapmıyor. Biz açıkladık zaten. Hani enerjisi düşünceye gitsin, sindirime gitmesin diye az yemek yiyor. O yüzden baklagilden kaçıyor. Günümüzden bakıldığında oldukça tuhaf olduğu düşünülebilecek bazı kuralları var. Az önce de söylediğim gibi örneğin mesela baklagil yemiyorlar veya yerdeki bir çizginin üzerinden geçmiyorlar. Yanlış anlamış yine. Evet. Yanlış anlamış. Aynen. Aynen. Orada aslında çubuğun üstünden geçme diyor. Çizginin üstünden yürüme diye hiç hatırlamıyorum ben. Orada işte tehlikeli şeylere çok girişme gibi bir anlam getiriyor büyük ihtimalle. Ama bu yanlış anlamış yine. Aynen öyle. Devam. Only'e onu biz hala düşünüyoruz. Birkaç fikrimiz var ama siz yanlış hani yanlış çıkma ihtimali var diye daha söylemiyoruz onu. Hocayla konuşacağız onu. Işığın yanında aynaya bakmıyorlar veya Oha ya. Bak. Orada yine metafor yok. Kaynaklarda falan geçtiği için söylemiyor ha. Bu yine retorik yani bakmıyorlar derken öyle anladığı için öyle yaptıklarını düşünüyor. Kendi düşüncelerini söylüyor yine. Evet. Yine retorik yapıyor. Yasak mesela. Gerçekten birbirinden anlaşılmaz ve bize böyle tuhaf gelebilecek kural. Yo, tuhaf falan değil. Metafor yaptığını anlarsan çok da akıllıca, çok da güzel şeyler dediğini anlarsın ama beyni yetmediği için anlayamıyor maalesef. Kuralları var bu tarikatın. Ama bir o kadar da ilgi çekici ve hoş özellikleri var. Örneğin mesela bu tarikatta erkek ve kadın birbirine kesinlikle... Tabii feminist ya içine geliyor. Neyse. Neyse hoş olun. Eşit. Kadınların da erkekler kadar eşit söz hakları var. Mülkiyetler ise ortak. Yani bir çeşit komün hayatı sürüyorlar. Ortaya atılan herhangi bir icat veya matematiksel keşif de özellikle bir kişinin kabul edilmiyor ve topluluğun tamamına mal ediliyor. Belki de fark... Nasıl yani toplum? Topluma mal ediliyor diyor ya. Şaka gibi. Yani, bazı öğretileri zaten bilerek vermiyorlar. Topluma mal etmek ne demek? Yani sen topluma mal ederse toplum onu zaten anlamayacak ki. Yani neyse. Aynen öyle. Evet, çok güzel evet. Dedin. Harika dedin hatta. Pisagoras bizim bugün Pisagor dediğimiz kişiyle aynı kişi. Hani şu geometrideki... Oha aynı kişiymiş. Duydunuz değil mi? Devam. Pisagor teoremi var ya. Onu bulan kişi. Dik açıya komşu kenarların karesi hipotenüsün karesine eşittir. Şimdi gelelim bu kadar magazinden sonra Pisagoras'ın felsefesine. Felsefesi oldukça önemli felsefe tarihinde çünkü onunla birlikte felsefenin amacı ve mahiyeti tamamen değişiyor. Onlar için felsefe yalnızca doğanın hakikatin ne olduğunu bulmak değil. Aslında onlar doğru bir yaşam nasıl yaşanır? Yani felsefenin mahiyeti falan değişmiyor. Yine aynı şekilde devam ediyor. Yani tamamen diyor.
Öyle. Evet. Günlerin ne kadar daha çok verimli geçirmek için falan. Yani sadece ahlak ekleniyor buraya. Ya matematikte daha çok gelişme var. Yoksa yine felsefe. Aynen. Yani tamamen değişme falan aynen yok. Çok güzel sallıyor. Arkadaki kitaplardan Diyorlar. anlamıyorum. Böylece Bertrand felsefenin Russell var. Arkadaki kitap serisi zaten Bertrand Russell, bak soldaki. Kaynağı böyle. Evet. şaşırmadık. Devam devam. Bakış açısının salt doğanın kendisinden bir noktada içselleşerek daha ruhani bir boyut kazandığını söylemek mümkün. Buradaki asıl soru, doğruyu bilmekten öte doğru bir hayat nasıl yaşanır? Bu şekliyle bakıldığında biz Ya doğruyu bilmekten öte doğru bir hayat nasıl yaşanır derken kendisiyle çelişiyor. Doğruyu bilmeden doğru hayat yaşayamazsın zaten. Yani önce doğruyu bileceksin, sonra doğru hayat yaşayacaksın. evet. Ya bu kadar da olmaz ya. Tamam. Fizik ve bilimden bir çeşit etik, yani ahlak felsefesine geçiş yaşandığını görüyoruz. 1. Evrenin arkesi sayılardır. Ona göre evrendeki her şeyin kendisinden çıktığı ve her şeyi düzenleyen şeyin kendisi somut bir arke değil, ölçü ve oran. Burada arke somut bir... Ya Şimdi bir düşün. düşün. Ha, buyur. Sayıyı oluşturan zaten apeiron ve peros, yani ateş ve hava. Şimdi aynen onlar Evet. sayıyı oluşturuyor. Sayıda her şeyi oluşturuyor. Bunu bir kere diyecekti. Burada bir eksiği var. Bir de ayrıca somut değil dedi. Kütlesel varlıklar olduğunu bilmiyor. Evet. Yanlış anlamış yine. Çünkü soyut dediği şey zaten evrenin dışında olan, içkin olmayan bir şey. Soyut olan bir şey nasıl kütlesi olacak ki? Hani bunu da bilmediği için karıştırıyor. Kütlesel varlıklar olduğunu bilmiyor yani. Neyse, devam. Bir kaynaktan ziyade her şeyi düzenleyen bir ilke olarak karşımıza çıkmış oluyor. Pitagoras tüm evrene hakim olanın aritmetik ve geometrik ilişkiler olduğunu söylüyor. Hatırlarsanız bir önceki videoda Anaximenes'in doğadaki bütün niteliksel farklılıkları niceliksel farklılıklara indirgediğini söylemiştim. O düşünceye benzer bir şekilde, hatta onu bir adım öteye götürürcesine Pitagoras diyor ki bütün fizik, yani fiziği burada Grekçe fizik anlamında, doğa anlamında kullanıyorum, bütün fizik matematiğe indirgenebilir. Burada önemli şunu belirtmek. Evrenin arkesi sayılardır denildiğinde böyle var olan bütün nesnelerin içinde 1, 2, 3 gibi rakamlar olmadığı, onlar çünkü zaten 1, 2, 3 gibi bizim bugün kullandığımız veya Romen rakamları gibi rakamları kullanmıyorlar. Orada kastettikleri şey bütün var olanların geometrik bir şematizasyona sahip olması. Şimdi bu argümanı size biraz daha açık kılmak adına şunu anlatacağım. Mesela Pitagorasçılar insan veya atın sayısını bulmak için buradaki sayı ilki anlamında kullanıyorum. At ve insan şekline benzeyen şekilde böyle tek tek taşları bir araya getirerek böyle geometrik bir şematizasyon yapıyorlar ve ortaya çıkan bu geometrik şekil eğer kaç taştan oluşuyorsa o nesnenin, o var olan şeyin sayısının ilkesinin o rakam olduğunu söylüyorlar. Mesela Pitagorasçıları Şu anda tamamen laf kargaşası yapıyor. Ne dediği belli değil. zaten İçin bilerek yapıyor bunu. Zaten mimiklerine, sözlerine, yaptığı vurgulara dikkat ederseniz retorik yaptığını güzel bir şekilde yapmaya çalışıyor. Yani biliyor yani retorik yaptığını. ailenin Devam edelim. sayısı 3. Çünkü anne, baba ve çocuklar gibi 3. Yanlış. Bu da Bak yanlış. ailenin sayısı 3 derken öyle bir şey yok. 3 sayısı düzen anlamına geliyor. Düzen yani. Ahenk ve düzen. Yani başı ve ortası ve sonu var çünkü. Aile anlamına gelmiyor. Ha, uyum işte. 3 uyum. Ahenk, düzen. Devam. Başka bir örnek olarak adaletin rakamı 4 veya 9.
Belki çıkarsama yapmışsınızdır. 4 ve 9 bir şeyin tam karesi aslında. Yani bir eşitlik söz konusu. Pitagorasçılar oturup fiziksel nesnelerle o nesnelere karşılık gelebilecek sayılar arasında bir ilişki kurmaya çalışıyorlar ve sayıların var olan soyut kavramlara somut bir form kazandırdığını söylüyorlar. Bu form kelimesini lütfen akılda. Videonun başında soyut demişti. Şimdi somut olduğunu söylüyor. Somut bir form kazandırdıklarını söylüyor. Bu ne anlatıyor? Ben anlamıyorum valla. Karıştırıyor işte her şey. Sonra Aristoteles'te tekrar üzerinde önemli duracağız. 2. Evrende uyum vardır. Pitagorasçılar da Anaximandros'un düşüncesine benzer bir şekilde evrende uyumu sağlayan şeyin zıtlıkların bir arada oluşu olduğunu söylüyorlar. Yaygın olan düşünce bütün zıt olan şeylerin birbiriyle çatışarak doğadaki denge ve uyumu getirdiği. Hatta Pitagorasçıların kozmos sözcüğünü ilk kullanan tarikat olduğu söylenir. Ya ne tarikatı? Yine sallıyor. Tarikat falan değil. Çünkü evrenin kendisinin düzenli bir ilkeye sahip güzel bir evren olduğunu düşünüyorlar. Ve çok çok niye düşündüklerinden tarikat olduğu söylenir. Çünkü evrenin ya. Kendisinin düzenli bir ilkeye zaten. Öyle söylüyor zaten sadece. Dediklerim geldi mi? Bir daha söyleyeyim mi? Şimdi konuşuruz. Tamam. Bir evren olduğunu düşünüyorlar. Bak güzel bir evren diyor. Duydunuz değil mi? İlk kullanan tarikat olduğu söylenir. Kozmos bir kere her şey demek yani. Evren her şey demek. Güzel evren falan değil. Bu yine sallıyor kafasından. Aynen öyle. Yani bu kadar saçmalanamazdı. Söyleyemedim. Çünkü evrenin kendisinin düzenli bir ilkeye sahip güzel bir evren olduğunu düşünüyorlar. Ve çok çok ilginçtir ki güzel evren anlamına gelen kozmos sözcüğü aslında daha sonra kozmosa güzel evren demekte. Duydunuz değil mi? Of of. Çevrilerek bugün hala günümüze dahi ulaşmış. Hangi sözcük tahmin edin? Kozmetik. Etimolojiye bayılıyorum. Ciddi manada bu tarz şeyler. Neyse. IQ'lar düşmeden burayı geçiyorum. Bayağı düştü benim de. Müziğin tezahür ettiğini düşünüyorlar. Müzik üzerine ciddi manada araştırma ve çalışmalar yaparak armoni ve akustiği keşfediyorlar. Dahası müziğe karşı duydukları bu saygı ve tutku öyle bir boyuta ulaşıyor ki müzikteki ses perdeleri ve ses aralıklarına benzer bir şekilde... Yani adamlar evren diyorlar, arke diyorlar, ilke diyorlar. Bu gidiyor kozmetik diyor. Hani farka bakın. Ay ve dünya arasında da benzer aralıkların olduğunu söyleyerek müzikle astronomi arasında bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Yanlış, yine yanlış söylüyor. Hayır, hayır. Sagor'da güneşle değil, merkezi ateşe olan uzaklıkla ölçülüyor ses. Ve şunu söylüyor, dinlemesini bilenler o sesi duyabilir, evrenin de bir sesi vardır diyor aslında. Evet, büyük... Tutmasını ya, bilenler aynı. Büyük hani evrendeki büyük hani gezegenler şeylerin işte o çıkardığı sesler bir kere. Onu da anlayamamış. Maalesef. Devam abi. Sözdür. Pitagorasçılık denildiğinde aklınıza gelmesi gereken ikinci en önemli şey ise ruh göçü öğretisi. Pitagoras'a göre ruh ölümsüzdür ve bu ruh belirli bir döngü içerisinde devinimlerle sürekli bedenden bedene dolaşır. Ve bu yeniden doğuşu karakterize eden şey ise sizin bir önceki hayatınızda ne kadar iyi veya kötü bir insan olmanız. Çünkü eğer günah... Aynen öyle. Başka varlıkları da geçebilir. Yine evet. Kategori hatası yaptı. Günahkar ve kötü bir insansanız bir sonraki... Günahkar. Abi Pisagora uyularda günahkar ne demek diye sorsalar ne diyorsun falan derdi. Neyse devam.
yaşamınızda şu an sahip olduğunuz bedenden daha aşağı bir bedende dünyaya yeniden gelirsiniz. Hatta bir hayvan olarak bile dünyaya gelmeniz mümkün. Pitagoras'a göre bütün her şeyin bir ruhu var derken kastettiğim masanın da bir ruhu olması... Yine kendisiyle çelişti az önce. İnsanla alakalı olduğunu söyledi. Şimdi de hayvana da geçebilir diyor. Yine kendisiyle çelişiyor. Saçma sapan. Devam abi. Yılanın da bir ruhu olması değildi. Bunların hepsi aslında bizim bugün anladığımız biçimiyle insan ruhu. Pitagoras'a göre şu anki hayvanlar aslında daha önceki hayatını günahkar ve kötü biçimde yaşayan insanlar. Bu yüzden Pitagorasçılık asla hayvan eti yemiyorlar mesela. Çünkü sizin o yemeye çalıştığınız hayvan bir önceki hayatınızda kızınız olabilir. Dahası sırf bu sebeple of. Oha ama hani oha. Bu kadar da hani sallama olmaz yani bu kadar. Açmasın. Aynen. Kalp. Neden bu kadar basit şeyin nedenini bile bilmiyor. Neyse. Derste vardı zaten, daha demin duymuşsunuzdur. Vaaz verdiği bile söyleniyor. Yanlış. Yani bu tamamen saçma sapan bir iddia. Çünkü bir hayvana vaaz vermek için insan gibi olması lazım. İnsansı olması lazım ki vaaz verebilirsin. Sen bir hayvana nasıl vereceksin vaaz? Abi saçma yok sapan. Ya. Bu kadar da hani iftira olmaz ya. Söylentilerle video yapıyor adam ya. Şuna bak. Deniyor. İlk sağladığının farkında mısınız? Bu durumda kimseye karşı düşman olamazsınız. Çünkü o düşman olduğunuz kişi de belki bir önceki hayatınızda çok sevdiğiniz biri olabilir. Veya normalde bu kadar kötü bir insan olmayabilir. Her şeyin bir şekilde akraba olduğunu söylüyorlar. Ve bu onlar arasında toplumsal olarak muhteşem bir etik yer. Duydunuz değil mi? Neyse. Atmış oluyor. Bu yüzden hayvanlara karşı da oldukça saygılılar. Bu tarikatın öğretileriyle birlikte yapmaya çalıştığı ruhu bu beden zindanından. Tarikat dedi yine. Hala tarikat diyor. Doğuşa bir son vermek ve ölümsüz ruhu sükunete kavuşturmak. Şimdi bu düşünce aslında Mısır'da da Hint'te de zaten var olan bir düşünceydi. Pitagorasçılığı bu kadar hususi bir noktaya getiren şeyden bahsetmek istiyorum. Bunun ne kadar farklı yerlere gidebileceğinin farkında mısınız? Yani... Yine safsata yaptı. Dedi ki bu düşünce zaten vardı dedi. Düşüncenin aynısının var olduğunu düşünüyor. Hayır yoktu abi. Pisagor'da düşünce biraz daha farklı. Felsefeyle yoruluyor. O yanlış olan kısımları atılıyor. Hades olarak söylediği kısımlar da zaten metafor. Eğer böyle düşünüyorsa, böyle olduğu için böyle düşünüyorsa anlamamış konuyu. Zaten doğru düzgün anladığını da düşünmüyoruz zaten. Anlamamıştır diyebiliyoruz. Çünkü anlamamış kere, abi. Anlayan biri böyle bir şey anlatamaz. Böyle saçma sapan bir şey anlatmaz. Sinir oldu makine. Evet bak. Hindistan'da bir kere Hades kelimesini kimse bilmiyor ki. Yani oradan şey yapsam. Mısır'da falan. Hani ne diyorsun derler. Buradan bile basit bir şey bile anlayamıyorum. Yani Pitagoras resmen beden ve ruhu ayırmış oldu. Bu daha sonra felsefe tarihi boyunca yüzyıllarca sürecek, hatta dinler tarihinde de bir o kadar etkili olacak ruh-beden dualizminin, yani ikilikliğinin başladığı nokta. Böylece beden daha önemsiz, daha aşağı görülerek ruh ön plana çıkartılacak. Pitagoras resmen varlığın özünün ruh olduğunu söyleyerek materyal ve ideal arasında bir ayrım yapmış oluyor ve daha sonrasında materyalizm ideal... Vallahi ya, Anaximenes... Thales var. Aynen öyle. İlk Anaximenes var. Dualizm gibi felsefe tarihinde yüzyıllarca sürecek bir tartışmayı da körüklemiş oluyor. Pitagoras
Sokrates'in düşüncesi daha sonra Platon'u, Aristoteles'i, yeni Platonculuğu pek çok açıdan etkilediği gibi evrende her şeyin matematiksel ilişkilere dayanması fikriyle de aslında Galilei, Kepler'i, Kopernik'i etkileyecek. Bu noktada Pitagoras gerçekten hususi ve kilit bir noktada. Bu düşüncelerin daha sonra nelere nelere evrildiğini bu serinin devamında birlikte göreceğiz. Şimdi evet, IQ'lar bayağı düştü zaten. Şimdi... Allah'ım ya, valla. Of of. Abi bu ne ya? Bu Sokrates'e şey diyordu. Sofistlerden etkilendi falan diyordu. Düşünsene. Ya bu kadın diyordu bunu.